Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonunuzu nasıl hızlandırabileceğinizi, donma ve kasma sorunlarını nasıl giderebileceğinizi göstereceğim. Bunun için arkadaşlar öncelikle ayarlara girmemiz lazım. Ayarlara girdikten sonra en aşağı iniyoruz ve burada geliştirici seçenekli diye bir kısım var. Bunu normalde işte açık değil. Yani daha önce açmadıysan açık değil. Onun için telefon hakkında giriyoruz. Oradan yazılım bilgilerine ve buradan da yapım numarasına 7 defa basmamız lazım. Bunu 7 defa bastığınız zaman geliştirici seçenekler açılacaktır. Sonra buraya giriyoruz geliştirici seçeneklerine. Aşağıya iniyoruz biraz. Burada arkadaşlar geçiş animasyonu, pencere animasyonu ve animatör süre diye bir yer var. Bu normalde sizde 1x olması lazım. Bunu arkadaşlar telefonunuz hızlanması için ya 0.5 ya da kapalı alın. Kapalı alırsanız daha çok hızlanır. Ama velakin bu geçişlerdeki görüntü olmayacağından dolayı biraz öyle zevksiz gelebilir. Ama 0.5 yaparsanız hem biraz görüntü olur hem de daha hızlanır. Ama size kalmış, ister kapalı ister 0.5 yapın. Bu üçünü de aynı yapın. Yani 0.5 ya da kapalı yaparsanız telefonu hızlanır. Sonra arkadaşlar burada 4x MSAA diye bir yer var. Bunu oyuna girdiğiniz zaman etkinleştirirseniz sonra oyundan çıktıktan sonra da kapatmanız lazım. Bu oyunda daha çok size işe yarar. Oyununuzu hızlandırır. Buradan çıkalım arkadaşlar. Telefonu yavaşlatan diğer unsurlardan bir tanesi de hafıza. Hafızanın dolu olması telefonu yavaşlatır. Bunun için uygulamalara giriyoruz. Sağ üstteki 3 noktadan boyuta göre sıralayı seçiyoruz ve en fazla yer kaplayanları şimdi önümüze çıkartacak. Burada arkadaşlar Google Play hizmeti, internet kafe simülatörü diye bir oyun edinmişim. Facebook, Google, Excel diye işte. Bu uygulamaları dizdi. Böyle aşağı doğru da büyükten küçüğe doğru dizdi. Bunu arkadaşlar giriyoruz mesela. Hepsini yani çoğunda bunu yapsanız sizin için güzel olur. Depolamaya giriyoruz buradan. Burada arkadaşlar ön belleği temizle diye bir kısım var. Bu herhangi bir size zararı olmaz. Sadece fazladan böyle kaydetli şeyleri siliyor. Ön belleği temizle diyoruz ve temizledi. 2-3 tane uygulama size göstereyim. Burada depolamaya giriyoruz. Burada mesela 4.7 MB şey yapmış. Ön bellek kaydetmiş. Bunu siliyoruz. Sildi, sıfıra indi. Bazında 20-30 MB oluyor. Ben daha yeni sildiğimden dolayı fazla olmamış. Siz olduğunuzda 20, 30, 50, 100 bile olabiliyor. Onları silerseniz telefonunuz yer açılır. Sonra arkadaşlar Samsung cihazlarda cihaz bakımı diye bir yer var. Diğer telefonlarda, markalarda var mı bilmiyorum. Cihaz bakımına girdiğimiz zaman arkadaşlar kendisi cihazı tarıyor aslında, bakımlıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi %100 mükemmel oldu. Siz de yapmadıysanız %70 ve %80 falan olur. Sonra burada optimize edildi diyor da siz de optimize et diye bir kısım olacak. Ona baktığınız zaman cihazınızı %100 yapacak. Sonra arkadaşlar bir dakika, şuradan çıkmam lazım. Sonra arkadaşlar böyle temizlik programları falan var. CC Cleaner tarzı. Yani indirmenizi çok tavsiye etmem. İndirirken de CC Cleaner'ı indirseniz yeter bence. Onun telefonunuzu bir güzel tarasanız, arta kalan APK'ları, dosyaları falan silseniz telefonunuzda yer açılır. Bu da yer açılması da hızlanmasına neden olur. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.